Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnne allaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahyed dine ba'de en kâne zîrâ. Ve ala âlihi ve ashabihil mukaddimine alel khayri velev asîrâ. İlemu enne aftalel kitâbi kitâbullah. Ve aftalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil ve nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal ahabbukum ilallahi akallukum tuma ve ahaffukum bedene sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbarları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahabbukum ilallahi, Allah'a en sevgili olanlarınızdan bir kısmı akallukum tu'man, yemeği en az yiyenlerdir. Yemeği en az yiyenlerdir. Yani çok oruç tutanlardır. Çünkü oruç tutan adam yemek yemez. Böylece ondan kinayedir diyorlar. En az yiyen, yani en çok oruç tutan anlamına söylemiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii gerçekten yemek yediği zaman çok yemeği Allah sevmiyor. Zaten doyduktan sonra yemek caiz değil. Zararlı olacak şekilde çok yerseniz haram olur. O dereceye varmadığı zaman kerih olur, sevilmiyor, dinde iyi değil. Doktor da size ne diyor? Miden üçte birini boş bırak diyor. Böyle bir defa yiyip tıka basa yiyeceğine az ye, sık sık ye diyor. Sağlığa en uygulanı budur. Görüyorsunuz, bugünkü çağda ilmin vardığı noktayla 1426 sene evvel Resul-i Ekrem söylediği aynı. Aynı. O da az ye diyor. Sağlığınız açısından da öyle, dini açıdan da, dini açıdan da az yiyenlerinizi Allah çok sever, çok sever. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece az yemeye teşvik ediyor. Emir değil, teşvik, az yiyin diyor. Evet, ancak ibadet yapabilecek gücü bulacağınız kadar yiyiniz. Geçiminizi sağlamak için çalışma gücünü elde edecek kadar yiyiniz. Öyle ya, herkes kendi geçimini kendi sağlamak zorundadır. Dilencilik haramdır. Evlendiğin zaman hanımın nafakasını, kendi nafakan dışında hanımın nafakasını, çoluk çocuğun nafakasını, yaşlı ana baba muhtaç durumdaysa, ana baban, deden sağsa, böyle muhtaçsalar, onların nafakasını sağlamak bir adama düşer. İşte bunları sağlamak için çalışacak gücü elde edecek kadar ye. Fazlasını bırak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, az yiyenleri Allah çok sever. Ve haffukum bedenen, kilosu az olanları Allah çok sever. Şişmanları sevmez. Yani şişmanlar cehennemliktir filan değil. Neden bunu söylüyor Peygamberimiz? Siz de çok iyi bilirsiniz ki bir adam az yerse kilosu az olur.
kilosu azsa, şişman değilse ibadeti daha kolay yapar. Şişman adam üşenir. Şişman adam üşenir. Bu o kadar şey ki kalkmaya, yani ayağa kalkmaya üşenir bir kere şişman adam. Ve tarasu, birbirleriniz, omuzlarınız birbirine yapışsın. Kurşunlu binaların birbirine, taşların kaynadığı gibi eski tarihi binalarda omuzlarınız birbirine yapışsın, kaynayın birbirinize. Tarasu bu demek. Kurşunlu tutturulmuş taşlar gibi birbirinizden ayrılmayın, kaynayın. Vesittül halel, namaz kılarken boşlukları doldurunuz diyor. Yarhamkumullah, Allah size merhamet etsin o zaman, eder. Evet, namaz kılarken böyle. Ama şişman adamın yanına yakıldın mı bir dirsek çıkarıyor hemen. Ne geliyorsun üstüme diyor. Beni diyor daraltıyorsun, bunaltıyorsun diyor. Şişman çünkü nefes alamıyor adam, zorlanıyor. Şişmanlığın zararlarından birisi bu. Halbuki safları sık yapmazsanız kalpleriniz dağılır diyor Peygamberimiz. Kalpte seyrek durdunuz mu? Hakikaten bu safta seyreklik müminlerin kalplerinin birbirlerinden uzaklaşmasına sebep olur diyor. Araya şeytan girer diyor. Vesveseler girer işte o zaman. 3 mü 4 mü imam yanıldı mı yakılmadı mı demeye gidersin. Bahçeye gidersin, dükkana gidersin. Arada o arayı boşluğu ona bırakma. Sık dur. Şişman adamı böyle zorlamaya gelmez. Kızıyor adam, gelme diyor üstüme diyor. Zaten ben diyor görüyorsun sıkıntılıyım. Evet. Biraz imam uzattı mı? Güzel okuyor mesela hafız, bülbül gibi. Oku diyorsun sen içinden, oku. Ne güzel coşuyor böyle. Şişman da diyor ki yeter ya, yeter be. 150 kiloyu taşıyamıyorum be. Çabuk namazını rükuya git, secdeye git. Şişmanın daha namazda bile zararı var. Ölünce de taşıyanlar ne der kim bilir sana. Böyle 150 kiloluk herifi taşırken vay be herife bak be. Amma da ağır ha demezler mi? Bir de kuş gibi adam var. Melek mi mübarek ya? Hiç böyle var mı yok mu belli değil. Mesela. Evet, evet. Yalnız böyle dedi de ya şişmanlara kötü gözüyle bakmayacaksınız. Peygamberin bu tavsiyesidir. Doktorların da tavsiyesidir. Az ye, kilon az olsun. Her yerde faydası var. Savaşa gitsen... Çevik adam, sportman adam ne güzel koşar, zıplar, mevziye girer, çok iş görür. Şişman adam zıplayamaz ki zaten, harp edemez ki. Her yerde, her yerde şişmanlık baca bela. Kalbiniz bir 80 kiloyu taşıyor, bir 70 kiloyu taşıyor, bir de 150-120 kiloyu taşıyor. Yorulmaz mı? Devamlı yokuş çıkar gibi durmadan... Fazla gaza basar, basıyorsun arabada hani yokuşa çıkarken aynı onun gibi çabuk yorulur kalbiniz. Kemiklerinize çok baskı olur. Daha çok bir sürü zararları var ve selam. İşte Efendimiz gerek ibadetlerde gerek yaşayışınızda size zarar verecek diye az yiyin diyor. Allah kilosu hafif olanı sever, sever diyor. İbadet neşesi de şişmanda olmaz. Üşenir. Yemek yedi mi devrilir yara. Horul horul orada koltukta uyur. Böyle bu şişmanlık başa bela. Dürtsen uyanmıyor. Bir dakika diyor azıcık kestireyim diyor sana. Ya ayıp diyor hanım. Misafir geldi adam. 5 dakika müsaade etsin diyor. Dayanamıyor adam. Şişmanlık böyle işte. Bu adam nasıl kalkıp da namaz kılacak, ibadet edecek? Neşesi nereden olacak? Gece mesela kilolu adam gece namazı 2 rekatı dünya ve dünyadakilerden daha hayırlı. 2 rekatı. O adam uykuya dalmış, kilosu var 120 kilo. Nereden kalkıp da gece namazı kılacak? Genelde böyledir. Ama her şişman böyledir denmez. Böyle denmez. Evet. Bedenin hafifliği, şişman olmamak övülen bir iştir. Yağlılık ise pek sevilmez diyor Gümüşhaneli Hazretleri. İmam Şafii Hazretleri diyor ki rahimahullah, 4 hak mezhepten halen mevcut, 4 hak mezhepten birisi. Şafii Muhammed bin İdris Eş-Şafii rahimahullah, ma aflaha seminun kattu illa Muhammed ibnül Hasan.
Şişmanlar iflah olmaz. Her yerde anlattığım gibi, anlatmaya çalıştığım gibi şişmanlık başa beladır, iflah olmaz. Tabii şişman adam çok yemeye alıştığı için eğer iyi bir gelir yoksa yanlış yollara da sapar. Burayı tatmin etmek için haram helal demez. Başa bela. Böyle olunca da ahirette başa bela. Evet, şimdi diyor bütün şişmanlar işi yaş. Ama diyor benim hocam Muhammed İbnül Hasan Eşşeybani hariç. İmam-ı Azam Ebu Hanife hak mezheplerin en çok müntesibi olan birincisi. Birincisi yaşça birincisi, hepsinin ağabeyesi. Tabi ondandır. Sahabeden 7-8 kişiyi görmüş. Öbür sahabiler, öbür mezhep imamlarında bu yok. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerife göre hayrun nasi karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. Çağdaşlarım en hayırlı insanlar. İnsanların en hayırlıları çağdaşlarım. Benimle beraber yaşayanlar. Sümmellezine yelunehum. Sonra onu takiben gelenler, yani tabiun denir onlara. Peygamberi görmemiş, peygamberi gören sahabileri görmüş. Tabiundur en hayırlılar. Sümmellezine yelunehum. Sonra ondan sonra gelenler, sahabeyi de görmemiş, tabiunu görmüş olanlardır diyor. Biz üçünden de değiliz. Tabiunu göremedik. Kalan gruptan olacağız. Kalan gruptan olabilmemiz için de Kur'an bir ölçü vermiş. Evet. Câû min ba'dihim. Onlardan sonra gelenler, Müslümanların ondan sonra gelen grubundan olmak isteyenlerin niteliği şudur. Rabbena ufir lana, Allah'ım bizi affet. Ve li ihvanina lezine sebekuna bil iman. Geçmiş müminlerin hepsini affet. Hiçbir mümine kin nefret yok, beddua yok. Rabbena ufir lana ve li ihvanina lezine sebekuna bil iman. Geçmiş ümmetlerin, milletlerin, müminlerin, mümin olan milletlerin hepsine, hepsini de affet. Ve la tecal fi kulubina gillen lillezine amenu. Şu anda benimle beraber dünyanın neresinde olsa olsun yaşayan müminlere de kalbinde en ufak bir gıl, gıç, kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rabbi diyenler müminlerin son grubundandır. Bu gruba girmek için hiçbir mümine kin beslemeyeceksin. Hiçbir mümini haset etmeyeceksin. Bütün müminlere dua edeceksin. Atalarımız bunlar bildikleri için, sen bunların farkında değilsin ama namaz kılarken son oturuşta tahiyyatı okuyorsun. Ondan sonra salli barikler okuyorsun. Rabbena atine okuyorsun. Rabbi ufirli veli valideyye velil müminine diye bütün müminlere dua ediyorsun. Böylece paçayı kurtarsın diye namazda böyle duaları okumak diye bize öğretmişler, alıştırmışlar. Evet, alıştırmışlar. Bunlar hep sizin, bizim lehimize yapılmış şeyler. Evet, bu gruptan da değilsen hangisinden bir şey demeyeyim. Biz de daha evvel de söylemiştim. İnsan bilgisiz oldu mu sevgide sınır tanımaz. Sevgide sınır olmayınca da yanlış işler yapar. Mesela Hazreti Ali'yi sevmeyen adam gerçek mümin olamaz. Muazzam, mübarek bir insan. Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz de öyle. Öyle mübarek insanlar. Ve Hazreti Osman'la beraber karşılıklı çıkmış Ali taraftarları, Osman, Hazreti Osman sülalesi taraftarları filan diye Müslümanları ikiye bölmüşler. Bunları anlatmıştım. Abdullah ibn Sebe diye bir Yahudi dönmesi böyle Müslümanları anlatmış. Zaaf taraflarına girmiş Müslümanların. Da şimdi benim söyleyeceğim şu. Hazreti Ali taraftarı olanlar, şimdi Iraklılar, Küfeliler o zaman Medine'ye Münevvere'ye gelmişler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, Hazreti Ali'nin oğlu olarak böyle sadakat arz ediyorlar. Babanın yoluna ölürüz. Ölmeye hazırız. Senin yoluna da ölmeye hazırız. Diye demiş işte o gelenler. Irak'tan, Küfe'den gelenler. Ebu Bekir'e lanet.
Ömer'e lanet, Osman'a lanet. Onlar Ali'nin baban hakkını, muazzam deden hakkını yediler filan. Mübarek adam dinlemiş dinlemiş. Demiş ki yemin ederim demiş, siz Allah'ın saydığı müminlerden değilsiniz. Çünkü Allah Resulullah Efendimizle yaşayanlara Mekke'den Medine'ye din uğruna göçenleri muhacir dedi. Siz onlardan değilsiniz. Onlara kucak açan Medineli ilk Müslümanlara ensar dedi. Siz onlardan da değilsiniz. Kur'an'da Allah sonra gelen müminler Rabbena ğfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillezina amenu. Geçmişlere rahmet eyle diyor. Siz Ebu Bekir göçmüş gitmiş ölmüş. Ona beddua ediyorsunuz. Ömer göçmüş, Osman göçmüş, beddua ediyorsunuz. Bu adamlardan değilsiniz. Allah'ın tarif ettiği müminlerden olamazsınız. Halen olanlara da buğz ediyorsunuz. Siz defolun demiş. Hangi gruptan olduğunuzu kendiniz karar verin. Defolun şuradan. Güya onlara sadakat arz edecekler de biz babanı çok seviyoruz filan diye. Evet, sevginin ölçüsü var. Allah nerede dur dediyse durmamız lazım. Ve Allah'ın çizdiği sınırları geçmememiz lazım. Müminler, müminler böyle birbirlerine buğz edemezler, kin besleyemezler. Şimdi biz Muhammed İbni Hasan Eşşeybani Hazretlerinden söz ederken buraları atladık. İslam'da Müslümanların böyle çeşitli gruplara ayrıldığı, çünkü çeşitli ırktan, dilden, düşünceden insanlar Hint'ten Müslüman olmuş, Mecusi ateşe tapan İranlılar Müslüman olmuş, Kuzey Afrika'daki Berberiler, kindar adamlar, galleş adamlar Müslüman olmuş, Gıptiler Müslüman olmuş, Vahşiler böyle çölde, dağda, ormanda yaşayan Zenciler Müslüman olmuş. Bunların kültür farkları var, düşünce farkları var, eski inançları var. Biz de Türkler olarak şamanistik, şamanizmden geldik, biz de Müslüman olduk. Böyle eski işlerini insanlar hemen birden atabiliyor mu? Atamaz, mümkün değil. Mümkün değil. Bugün mesela İslam aleminde en, yani objektif olarak söylüyorum, ırkçı falan değilim, en düzgünü gene bizim Anadolu insanı, gördüğüm kadarıyla Anadolu insanı. Ama gene de şamanizm kalıntıları var. Mesela İslam'da bir ağaca bez bağlanarak ondan medet umulmaz. Bu yok. Bu şamanizmden kalma bir şey. Bilmem bir taşa bez bağlanmaz, medet umulmaz. Medet Allah'tan umulur. Ama Anadolu var biliyorsunuz. Bazı ağaçlara bez bağlanır, bazı taşlara bez bağlanır. Böyle şeyler atamamışız yani. Bazı şeyler kalmış demek istiyorum. Mecusilerden de İranlar, aslı Mecusi, onların da böyle sabık şeyleri var. Mısırların var, efendim Kuzey Afrikalıların var, var o böyle. Kur'an'ı başka türlü yorumluyorlar, anlıyorlar. O zaman işte çıkmış Ebu Hanife, yanlış demiş bunlar, doğrusu budur. İşte dayanağı, delili. İmam Şafii Hazretleri çıkmış, yanlış bunlar, işte doğrusu, dayanağı. İmam Ahmed İbn Hanbel çıkmış, İmam Malik bin Enes, Evzai, Süfyan-ı Sevri, çok bunlar, çok bunlar, ama gerisi yok olmuş gitmiş, dördü kalmış. İslam aleminde dört hak mezhep kalmış, aslında çoktu, 29 kadar vardı. Bu dört hak mezhepten İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin 4000 müştehit yetiştirmiş, 4000. Çok talebe yetiştirmiş. 4000 müştehit yetiştirmiş böyle. Talebeleri öyle. Onun metodunda böyle oturduğunuz zaman itiraz serbest. Bugün buna aktif metot diyor. Hoca konuşurken kal gibi dinleme diyor. Kafan çalıştır, hocaya soru sor. İmam-ı Azam sistemi zaten bu. İtiraz edin diyor. Tabii bu kafası çalışmayan adam, anlamayan adam nasıl itiraz edecek? Öyle rastgele itiraz değil. Gerçeğin ortaya çıkması için itiraz. İtiraz edin diyor İmam Azam. Böyle çok var. Aktif metotla 4000 müştehit için. Bunların 40 kadarı
söz sahibi adamlar. Bunların içerisinde de işte İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani aslında müstakil mezhep kurabilecek seviyedeler. Ama İmam-ı Azam Hazretlerine öyle hayranlar, bu yetkilerini kullanmıyorlar. Hocamızın metotlarına uyacağız diyorlar ama bu metotlara göre bazen hocam diyorlar, şurada yanlış düşünüyorsun. Ayrıldığı noktalar var. Ayrıldığı noktalar var. Biz de Hanefi olarak hepsini kabul ediyoruz. Neden? Aynı metotlara, usullere göre hareket ediyorlar. İmam-ı Azam bir tarafta, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bir tarafta, ikisi müşterekse, İmameyn denir onlara. Bir şeyde karar verdiler mi, ikisinden birini seçebiliriz. Ama İmam-ı Azam'la beraber ya İmam Ebu Yusuf birleşirse, ya İmam-ı Azam'la beraber İmam Muhammed birleşirse, onu yapmak zorundayız mezhep olarak. Ancak fetva makamı, meşihat makamı halkın faydasına, yararınadır diye mesela tek kalan imamımıza göre bir fetva geliştirebilir. Sen ben yapamayız bu işi. Yani usulleri size arz ediyorum. Çünkü şimdi herkes müçtehit, fetvacı. Kanaatime göre kardeşim yok. Bir dakika dur kardeşim. Bu işlerin usulü var, yolu var, yordumu var. Herkes benim kanaatime göre diye din konusunda beyanda bulunamaz. Bu işlerin metodu var. Onun için bu konulara giriyorum. İmam-ı Azam'ın yetiştirdiği Muhammed bin Hasan Eşşeybani zengin adam, bey adam, bey adam, müthiş zekası olan bir adam, ilme heves etmiş. Kaç tane hocadan geçmiş, İmam-ı Azam'a demir atmış, ona bağlanmış. Önce İmam-ı Azam yerine İmam Ebu Yusuf geçmiş, sonra onun yerine Muhammed bin Hasan Şeybani Hazretleri geçmiş. Ve İmam-ı Azam meclislerinde olanları İmam-ı Azam anlatıyor. Bazı metotları, prensipleri var. Problemleri çözüyor. Şu prensibe göre diyor. İşte onları not etmiş Muhammed bin Hasan Şeybani. Onun notları Kitabul Asl veya Kitabul Mebsut diye bugün İstanbul'da Murat Molla Kütüphanesi'nde 5000 sayfa el yazması duruyor. Elhamdülillah. Böyle bir milletiz. Bütün kıymetli şeyleri getirmişiz İstanbul'a. Duruyor. Bunun eserlerinin sistematik şekilde Mebsut, Büyük Türk Alimi Seraksi Mebsut adıyla yazmış sistematik bir şekilde. Bunu da biz inşallah tercüme ettik, bastıracağız. İmam-ı Azam'ın görüşlerini orada göreceksiniz. Gerekçeleriyle beraber Allah sağ ederse. Şimdi Muhammed bin Hasan Heybani Hazretleri İmam Şafii Hazretlerinin hocasıdır. İmam Şafii zengin değil. Züğürt bir ailenin çocuğu ama akıl zengini, müthiş zekası var. Annesi de İmam Muhammed bin Hasan Şeybani ile evlenmiş ve onu okutmuş. Onun meclisinde bulunmuş. Muazzam zekası var. Onu o yetiştirmiş. Tabii hayat adamı olmak var. Bir de bu kitapları okuyup kürsüde esnaflık yapmamış, sıkıntıya girmemiş. Bunları müthiş kafasıyla bunları okuyor. İkisinin arasında fark olmaz mı? İmam-ı Azam tüccarlıktan gelmiş. Çocukluktan beri tüccar, esnaf adam. Bir şey söyleyeceği zaman hem halkın sıkıntısını biliyor hem de ayet hadisi biliyor. İkisini düşünerek fetva veriyor. Daha çok sevilmiş, daha çok oturmuş. İmam Şafii de ayet hadise göre sıkıntısı yok, halk arasına girmemiş. Sıkı bir yol takip etmiş, tavizsiz bir yol. Mezhep bu farkı buradan. Mezhep farkı buradan, prensipler itibariyle. Ama sonunda o da evlenmiş, çoluk sahibi olmuş, halkın arası karıştıktan sonra eski Şafii, yeni Şafii diye içtihatlarının %60'ından dönmüş. Müştehit adam zamana göre dönebilir. Hiç bu bugünkü uygulanan hukukta da böyledir. Yargıtay bir karar verir. 10 sene sonra insanların şeysi değişti diye kararından dönebilir. Bunlar hiç hukuka aykırı değil. Hukukun gelişmesini sağlayan şeyler. Evet, İslam'da mezhepler burada. Muhammed bin Hasan Şeybani çok seviyor. Muhammed bin Hasan Eşşeybani Hazretleri böyle 4
dörtlük dört köşe bir adammış. Şişman bir adammış. Hiç konuşmazmış. Evde zaten zengin adam, geliri çok. Aklıyla, zekasıyla işlerini başkalarına gönderiyor. Devamlı kitapla uğraşıyor. Su isteyeceği zaman kızımla anlaşmışlar. Bir vurursam su getir demek. İki vurursam karnım aç demek. Yemek getir demek. Dünya kelamı konuşmuyor. Hep böyle ilimle uğraşıyor. İmam olmak böyle zor bir iş. Yalnız profesör olunca falan imam olunmuyor yani. Şimdi herkes ben profesör olun diye ahkam kesmeye çalışıyor. Yani dünya kelamı yemek getir, su getiri bile fazla görüyor. Hayatın saniyeleri sayılı diyor. Anlaşmış, gözü kitapta, bir vuruyor su getir, iki vuruyor ikisi yemek getir. Böyle çalışan bir insan. Şişmanmış. Diyor ki şişmanın hepsi iflah olmaz. Benim hocam Muhammed bin Hasan Şeybani hariç. Onun gibiler hariç diyor. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şişmanlık, zayıflık iyidir, aziyenler iyidir, Allah sever diye hemen üstüne gitmen şişman adamları, cehennem kütüğü falan hemen, böyleleri de var. Muhammed bin Hasan Şeybani gibi yiğitler de var, kahramanlar da var ama genel olarak az yemeli, az uyumalı, az konuşmalı, çakı gibi olmalı, ibadetten geri kalmamalı. Cihat ettiğin zaman tam görev yapmalı. Hacca gittiğin zaman görevi tam yapmalı. Adam şişman, 120 kiloluk. Orada kalabalık, herkes dönüyor Allah'ın evinin etrafında. Kaş olmuş rahmet-i ilahiye böyle. Kendinden geçmiş kaş olmuş. Orada birbirini essen de farkında değil. Gözler yaşlı, dönüyor millet. Senin kilon 120, hava 35 derece. Sıkıntıya giremiyor adam. Bunalıyor adam. Kenardan dönse yarım saatte tavaf bitecek. O iki saatte bitirebiliyor. Yukarıda serin bölge var. İkinci, üçüncü katta ama 2,5 saat sürüyor. Onu da göz alamıyor. Yanlış iş yapıyor. Şişmanlığın zararı. Oradan veriyor parayı. Tahterevanla dolaşıyor. Halbuki tavafı yaya yapmak gerekiyor. Oradan bir cinayet, haç cinayeti işliyor. Sıkıntıya gelemem ben, ne yapayım? Yok, geleceksin. Günahları güle güle kazandın. Terliğe terliğe ödenecek bu günahlar. Şişmanın zararlarından söz etmeye kalkışıyorum. İşte böyle öyle diyor efendim. Şişman adam ibadete üşenir. İbadetinde kusurları olur. Onun için pek makbul değildir. Siz az yiyin, kilolu olmayın. Bu daha iyidir. Yağ olmasın. Yağ olmasın. Çok yiyorum, çalışıyorum. Ye. Çok yiyorum, uyuyorum. Yeme. Yağ yapar çünkü. Bir. İkincisi. Akıllı adam, ileri görüşlü adam, düşünen adam yarınını düşünür. Bugün işler tamam. Bugün bugündür, dem bu demdir, ye iç zevkine bak demez. Yarın ne olur der. Akıllılık bunu gerektirir. Bu kaygı demektir, gam demektir. Yarının en önemlisi bir mümin için ahirettir. Ahireti düşünür mümin. Dünyadan sonra bir ahiret var, sorumluluk var, hesap var diye ahiret düşünür. Düşünmek, kaygı şişmanlamaya engeldir. Şişmeyen adam kaygısız adamdır. Hiç kafasında bir dert yoktur onun. Yediği, içtiği su bile küle yapar. Ama gamlı adam, kederli adam, düşünceli adam doğru düz uyuyamaz. Doğru düz yiyemez. Şişmanlayamaz. Evet. Ahiretine gam duyan adam dünyada şimdi elim ayağım tutuyor ama bu çocuk çocuğum yarın çalışamayacak duruma gelirsem el açmasın, iffetini korusun diye tedbir alır, proje yapar, plan yapar, düşünür. Galesiz olmaz. Galesiz, dünyası için de böyle, geçimin için de böyle, ahiret için de böyledir.
böyle düşüncenin adamın da yağı olmaz. Kilosu olmaz. Onun için şişmanlık bu açıdan da dertsiz adam, galesiz adam olma açısından da iyi değildir. Evet, dertsiz başa baş denmez diyor Yunus Emre. Müminlerin derdiyle dertlenmeyene ben diyor Müslüman demem diyor. Müslüman kendini düşünecek, etrafını düşünecek, ahiretini falan düşünerek tüm müminleri düşünecek. Kardeşi çünkü böyle düşünmedin mi kilo yaparsın. Düşününce de uykun kaçar, kilo falan olmaz. Evet, şimdi düşünmeyen helal mı haram mı, yarın hesabı var filan diye düşünmeyen kimdir? Evet, hayvan düşünmez. Salıverdin mi, haram mı helal mı demez. Ya yasak yerden yiyorsun, düşünmez ki o. Böyle dilini dolar, ha huh diye yutar boyuna. İnsan akıllı yaratıktır. Hele mümin ahiretini düşünmelidir. Haramdan mı helaldan mı düşünmelidir. Kaygı o duymalıdır. Seçmelidir haramı helalı. Böyle düşününce de yiyemez istediği gibi. Seçer. Seçer. Evet. Farkı olur. Onun için yağ bağlamaz. Peygamberimiz bu açılardan şişmanlığı pek sevmiyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Az yiyin diyor. Yağ bağlamayın diyor. Ona göre diyor, tedbir alın diyor. Bu bir tavsiyedir. Arz ettiğim gibi haramdır diyemiyoruz. Doktor dese ki yağ yersen ölürsün, o zaman işte yağ yemek haram olur. Sigara içersen, zaten sigara haram ya bana göre. Çünkü mutlak zararlı olduğu bütün ilim adamlarınca tespit edilmiştir. Mutlak zararlı olan şey haramdır. Sigara içme ölürsün, tıbben böyle. Çay içme ölürsün, tıbben böyle. Kahve içme ölürsün, tıbben böyle. Tıp kanı böyle dediğim, gene kahve içerse haram olur, intihar olur çünkü. Çok yeme ölürsün. Çok yiyorsa haram olur o zaman. Tıbben böyleyse. Evet. Bunun dışında tavsiye ediyor ki az yiyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hakim Müstedrek'inde Deylemi keza Abdullah İbni Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.